neden bu durgunluğum? Görmeden kuyucu yaralarımı sormayın, neden bu huysuzluğum? Bilmeden saklı duygularımı, çok mu dersiz duruyorum? Uzaktan bakınca çok mu kalender dersiniz? Ders anlatmayınca çok mu dersiz duruyorum? Uzaktan bakınca çok mu kalender sandınız? Ders anlatmayınca gamsız hayat herkesi başka sunar. Garip oyunlarını gamsız hayat herkese başka kurar. Gafil tuzaklarını. Sevgili dostlar, merhabalar. Ramazan'ın 21. iftar saatine yaklaşıyoruz sevgili dostlarım. Ve hayatı nasıl karşılıyoruz? Hayat bize neler veriyor? Bizim hayatla alıp veremediğimiz neler? Bugün onlarla ilgili paylaşımlarım var sevgili dostlarım. Ve tramvaydan dinliyoruz. Gamsız hayat sevgili dostlar. Şair Aylin Atalay'ın şiiri. Gamsız hayat, herkese başka sorar. Geçmiş hesaplarını. Gamsız hayat, herkesi başka yorar. Görmez gözünün yaşını. Hayatı nasıl kabulleniyorsunuz? Hayattan neler bekliyorsunuz? Hiç düşünüyor musunuz bunları? Sanmayın biter bu durgunluğum. Sarmadan kuytu yaralarımı. Sanmayın biter bu huysuzluğum. Açmadan saklı duygularımı. Çok mu güçsüz duruyorum? Derdimi paylaşınca çok mu çaresiz dersiniz? Dertten ağlayınca çok mu güçsüz duruyorum? Derdimi paylaşınca çok mu çaresiz dersiniz? Dertten ağlayınca gamsız hayat herkese başka sorar. Garip oyunlarını gamsız hayat herkese başka kurar. Gamsız uzaklarını gamsız hayat herkese başka sorar. Geçmiş hesaplarını gamsız hayat herkesi başka yorar. Görmez gözünün yaşını. Evet sevgili dostlar, gamsız hayat. Gerçekten gamsız olabiliyor muyuz sevgili dostlar? Bunu bilemiyorum. Herkesin hayatı kabullenişi diğerinden farklı sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, yazar Yılmaz Ulusoy diyor ki kabullenmeyi bilmeliyiz. Dışımızda gelişen ve istemediğimiz olaylar, gerçekler karşımıza çıktığında zorlanırız, kabullenemeyiz. Çaresiz, kaygılı, tedirgin bir ruh haline gireriz. Kabullenmek güçtür. İnsan sarsılır ve huzursuz, kaygılı, mutsuz, enerjisi düşük, çaresiz, hatta zavallı bir duruma düşebilir. Sanki çıkmaz bir sokakta, bir labirentin dolambaçlı yollarındadır. Acı ile kıvranır ve mantıklı bir yol, bir çözüm bulmak için çırpınır. Tek çıkar yol, gerçeği ve onun neden olduğu acıyı kabullenmektir. Yaşamın bizden istediği budur, kabullenmek. Tek çaremiz, her olayı, dost ya da düşman, her insanı, kolayı, zoru kabullenmektir. Acıyı ve gerçeği kabullenen, zoru başarır. Hayatı dolu dolu yaşayabilir. Gerçekleri kabullenmeyi öğrenen insan, gerçekle yüzleşerek, yapabileceklerini doğru bir mantıkla tespit etmek durumundadır. En sağlıklı yaklaşım budur. Sabah uyandığımızda günün hangi şartları getireceğini, karşımıza kimlerin çıkacağını bilemeyiz. Gün boyu karşılaştığımız her insan, her olay, her durumda
Sanki herhangi biriyle ilk defa tanıştığımızda yaptığımız gibi gülümseyerek el sıkışabilsek, ilişkiyi ve gelişebilecek olası sorunu daha ilk etapta en az %50 yumuşatmış, ortama olumlu enerji yaymış oluruz. Gerçeği kabullenmemek, acısı ne olursa olsun kabullenmemek, güreşircesine boğuşmak ya da boks yaparcasına onunla dövüşmek daha baştan %50 bize kaybettirir. Olumsuz enerji, pis kokan bir kış sisi gibi etrafı kaplar, göz gözü görmez. Olana karşı çıkmadan, kimseyi suçlamadan, çılgınlar gibi sebepler aramadan, hikayeler, genellemeler, itiraflar uydurmadan gerçeği kabul etmeliyiz. Mevlana, insan olmak bir misafirhane gibi, her sabah gelir yeni biri, beklenmeyen misafirdir. Bir sevinç, bir hüzün, bir kötülük arzusu ve bir anlık bilinç hali, hoş karşılayın hepsini, hoş tutmaya bakın diye seslenir Mevlana. Gerçekten de hayatımızın büyük bölümünde biriktikçe büyüyen küçük dertler, elimizde olmadan karşımıza çıkan olumsuzluklar vardır. Kimi trafik nedeniyle uçağını kaçırdığında çılgına döner, bir diğerinin sipariş verdiği yemeğin servisi geciktiğinde tepesi atar, bir başkası marketten aldığı ürünün sağlığa aykırı çıkması halinde tüm marketlerden öc alacağına yemin eder. Önemsiz aksaklıklar için harcanan enerjinin, kaybedilen zamanın, akıl dışı davranış ve üzüntü ile insanın kendine verdiği zararın telafisi yoktur. Akıllı insan ise yalnızca sinirlerini, moralini, hatta sağlığını bozan bu davranışlar yerine zamanı ve olanakları ölçüsünde bu aksaklıkları düzeltmek için çaba harcar. Üzüntü, endişe ve öfke hiçbir işe yaramaz. İnsanın kendini kontrol dışı bırakmadan olanları, gerçeği kabullenmesi huzuru ve sağlığı getirir. Üzüntülerinin baskısından kurtulmuş bir insan, hayatını üzüntüden uzak ve endişesiz yaşaması halinde yaşamın huzur ve keyfini de yaşamış olacaktır. Zorluklarla karşılaşmadığımız günlerde her olayı ve her insan davranışını olduğu gibi kabul ederiz. Çocuklarımız terbiyesizlik ettiğinde, arabamız aniden bizi yolda bıraktığında, beklenmedik bir anda işten atıldığımızda ya da eşimiz bizi terk etmek istediğini bildirince her şey değişmiş gibidir. Yeni şartlar dünyamızı yıkmıştır. Gerçekle barışık kalamayız, dengemizi koruyamayız. Yıllarca gerçekleşecek umuduyla kurduğumuz hayallerimiz vardır. Bunları terk etmek çok zordur. Öylesine bütünleşmişizdir ki hayal ve hayallerimiz yıkıldıkça yalnızca isyan ederiz. Hayatımızın önemli bir bölümünde şu iki sorunun cevabını bilmeden yaşarız. Gerçekler nedir? Yaşamın değişen koşulları karşısında en mantıklı davranış, kabullenme nedir? Bu iki sorunun cevabını Allah'ın bana değiştiremeyeceğim, değiştirebileceğim şeyleri değiştirme gücü, değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenme olgunluğu ver duasının sözlerinde bulmuşumdur. Bu iki sorunun cevabını Allah'ım bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirme gücü, değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenme olgunluğu ver duasının sözlerinde bulmuşumdur. Yıkılan hayallerimizin yerine daha mantıklı olan yenilerini koyabilirsek yeniden ayağa kalkmayı da başarabiliriz. Yapılması gereken budur. Bunu başarmak için de gerçekleri kabullenmekten başka yol yoktur. Kabullenmek boyun eğmek değildir. İçinde bulunduğumuz koşulları, kendimizi, neler yapabileceğimizi, tüm tabloyu tarafsız, bahanesiz, kimseyi suçlamadan akıl yoluyla değerlendirebilmektir. İnsanı mutlu eden en uzun süreli galibiyet, nefsini yani kendini bilmesidir. Kendini bilen, yaşamı ve yaşamın getirdiklerini kolayca kabul eder. Hatalarıyla yüzleşebilen insanlar bizi etkiler. Kabul edemeyenler ise tedirgin eder. Hele
aynı hatayı ısrarla tekrarlayanlardan uzak durmaya çalışınız. Hatalarımızın farkına varmadıkça ödeyeceğimiz bedel ağırlaşır. Kendini hesaba çekmeyenler zaman zaman bunu başkalarının yapmasına boyun eğmek zorunda kalacaklardır. Buna karşı durmak da hiç kolay değildir. Nefsini tuzaklara karşı koruyan insan gerçek zaferi kazanmış demektir. Kendini, başkalarını, yaşamın kendisini olduğu gibi kabul eder. İtirazı değil, mücadelesi vardır. Elinden geldiğince çaba sarf eder. Sonrasında beklemeyi bilir. İşte o insana tam o anda Allah'tan yardım gelecektir, diyor Yılmaz Ulusoy, sevgili dostlar. Evet, ne kadar kabullenebiliyoruz sevgili dostlar hayatın bize verdiklerini, bunu bir düşünmek zorundayız ve bunları ne kadar kabullenebiliyoruz. Karşımıza çok çeşitli olaylar çıkıyor, çok değişik insanlar çıkıyor ve gerçekten yazarımızın dediği gibi sabahleyin uyandığımızda gece yatana kadar kimlerle karşılaşacağız, başımıza neler gelecek, yaşayacaklarımız neler bilmiyoruz. Yeni bir güne başlıyoruz ve akşamleyin yatarken hiç aklımızda fikrimizde olmayan şeyleri yaşadığımızı görüyoruz. Ve işte bunları kaldırabilmek için güçlü olmamız gerektiğini söylüyor değerli yazarımız. Sevgili dostlar, yayınımızı dinleyen sevgili dostlarıma teşekkür ediyorum. Benimle birlikte sohbetime ortak oldukları için. Niyazi Mısri'nin İnsan adlı şiirini besteleyen Sedat Anar'ı dinliyoruz değerli dostlar. Niyazi Mısri Hazretleri'nin şiirine yaptığı bestesiyle Sedat Anar'ı dinliyoruz. Gel ey gurbet diyarında esir olup kalan insan. Gel ey dünya harabında yatıp gafil olan insan. Gözün aç, perdeyi kaldır, duracak yer mi gör dünya. Kati mecnun durur buna gönül verip duran insan. Kafeste tutuye sükker verirler hiç karar etmez. Acep niçin karar eder o zindana girer insan. Acep niçin karar eder bu zindana giren insan? Ne meşgul hal olur gaflette yatıp hiç uyanmayan, ölüm vaktinde Azrail gelince uyanan insan. Kararmış kalbin ey gafil, nasihat eylesin sana, Hacer'den katıdır kalbi, öğüt kâr etmeyen insan. Bu derdin çaresin bul, sen elinde var iken fırsat, ne ıssız sonra ahuzar edip hayfa diyen insan. Niyazi
Bu öğüdü sen ver evvel kendi nefsine, değil gayrine andan, kim tuta her işiten insan. Gel ey gurbet diyarında, esir olup kalan insan. Gel ey dünya harabında, yatıp gafil olan insan. Yatıp gafil olan insan. Niyazi Mısri. Sedat Anar'dan dinlemeye devam ediyoruz. Kafeste tütüye şeker verirler, hiç karar etmez. Acep niçin karar eder? Kızın bana giren insan. Sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresinin 68. ayetinde kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz, hiç düşünmüyorlar mı der. Ve Fatır suresinin 37. ayetinde onlar orada Rabbimiz bizi çıkar, önce yaptığımız yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın azabı, zalimlerin yardımcısı yoktur der sevgili dostlar. Ve Yunus suresinin 16. ayetinde de ki, eğer Allah dileseydi onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben bundan önce bir ömür boyu içinizde durmuştum. Hala akıl erdiremiyor musunuz der. Sevgili dostlar, 21. iftar vaktine yaklaştığımız şu sıralarda dilerim ve umarım ki Rabbim ibadetlerinizi, dualarınızı kabul etsin, işiniz gücünüz rast gitsin ve ayağınıza taş değmesin sevgili dostlar. Allah'a emanet olunuz. Yayınımızı dinleyen ve dinleyecek olan tüm dostlarıma selamlar.